Bugün konumuz tatsız bir konu aslında. Yani işleyip işlememeye tereddüt geçirdim ama çünkü zaten çok tatsız şeylerle karşı karşıya herkes. Bu konuyu da alayım mı almayayım mı diye çok düşündüm ama ne yapalım ki, biz gazeteciyiz, gerçeğimiz bu. Şimdi burada gazeteci arkadaşlar var. Bak, bunların mikrofonları da var. Görüyorsunuz değil mi bu arkadaşları? Şimdi bunlar aşağı yukarı bizim medyamızın %95'ini temsil ediyorlar. Bu diyor ki ben diyor görmem diyor. Ben diyor konuşmam zaten diyor. Öbürü de ben de duymadım zaten diyor. Dolayısıyla anlatacağım konuyu o arkadaşlar zaten ne görmüş, ne duymuş, ne konuşuyorlar. Kalıyor %5'e. Biz de o %5'i temsil ediyoruz aslında. Konumuz tatsız bir konu. Dediğim gibi işsizlik. İşsizlik sadece bir yerde çalışıp bir gelir elde etme meselesi değil. İşsizlik öyle bir şey ki, yani sosyolojik bir konu. Kişinin dünyadaki mal ve hizmet üretimine katılması bir onur meselesidir. Çünkü herkes belli bir yaş geldiğinde ama beyinsel, ama fiziksel, ama başka türlü araçlarla, ama düşünsel araçlarla vesairelerle bir yeteneğini ya da edinmiş olduğu bilgiyi kullanacağı bir yere ait olmak ister. Dolayısıyla dünyadaki mal ve hizmet üretimine katılır. Bu bir şereftir insanlar için, bir onurdur insanlar için. Buna katılmamış olmak dünyada, yani kendini mantar hisseder insanlar. Atık, dünyada hiçbir işi yok. Bitkiler bile fotosentez yapıyor. Oradan güneş ışığından bir şey alıyor, yerden su alıyor, yaşamını devam ettiriyor. İşsiz insanın bu şansları bile yok. Yani işsiz insan kendi ailesine karşı, çocuklarına, karısına, annesine, babasına, komşularına vesairelere falan karşı da mahcup olan insandır. Dolayısıyla dünyanın en tehlikeli şeyi nedir diye sorarsanız işsizlik derim ben. Şimdi bugünkü konumuz da o. Nisan ayındaki işsizlik rakamlarını TÜİK açıkladı. TÜİK dedi ki işsizlik oranı 0.1 artarak %10.2 oldu. Ve bu arkadaşların yazmış olduğu, gazeteler, televizyonlar vesaireler şu kadarını söylüyor. İşsizlik oranı 10.2 oldu. Bir önceki aya göre erkeklerde 8.1, kadınlarda 14.3, toplamında da 10.2 bir işsizlik var. İstihdam 0.8 puan arttı. Bakın işsizlik 0.1 artıyor. İstihdam 0.8 artıyor. Verdiği rakam bu. Erkeklerde %65.9, kadınlarda 31.2. Burada bitiriyor. Buymuş. Bunu detayına girmeye başlayınca, geliyorsun TÜİK sitesine ve araştırma yapan kuruluşlara, diğer medya kuruluşlarına, bakıyorsunuz hiç de öyle bir durum yok. Örnek veriyorum size. İstihdam, yani çalışmaya başlamış insanlar sayısı 521 bin artmış o yılda, bir yıl içerisinde. Ama iş gücüne katılım, yani çalışma yaşı gelmiş artık, iş aramaya başlamış insan sayısı 594 bin artmış. 594 bin, 521 bin. 73 bin fark var. Bir. Bu şekilde baktığında meseleye, çalışanların, yani erkeklerde bu şekildeki artış, yani iş gücüne katılım oranı %71.7 olmuş ama katılabilenler 63-65.9 olmuş. Deminki rakama dönüyorum. Yani 71.7 iş gücüne katılım var ama istihdam edilen insan sayısı %65.9. Yani böyle baktığımızda %15 küsur açık var. Kadınlar %36.4. Hani kadınların bir kısmı çalışmıyor ya. Artış var. İstihdama katılmak isteyen, katılabilen %31.2. Geliyorum. Gençlerde bu oran ne? Yani 18-24 yaş arası. Lise ya da meslek lisesini bitirip üniversiteye gitmeyenler iş gücüne katılım olarak dahil oluyor. Üniversiteyi bitirince iş gücüne katılım olarak dahil oluyor. Bunlara baktığımız zaman buradaki işsizlik oranı 19.1. Bak 19.1. Yani %20 neredeyse. Hani %10.2 deniyor ya. Gençlere indiğimiz zaman genç iş arıyor tabii. Şimdi devam ediyoruz TÜİK'teki araştırmaya. Hani bu arkadaşların yazmadığı meselelere. Zamana bağlı eksik istihdam ve potansiyel iş gücüne katılım ve işsizlerden oluşan, yani bunların hepsini topladığımızda aslında gerçek işsizlik ortaya çıkıyor. Buna da biz atıl iş gücü diyoruz. Atıl iş gücü. Dışarıda iş gücü ama iş yok. 1.7 artarak 23.8 olmuş. Yani geniş işsizlik denir buna. Gerçek işsizlik Türkiye'de %23.8. TÜİK'in sitelerinden buldum. Ama bunu gazeteler yazmıyor. Gazeteler şöyle diyor. %10.2 oldu işsizlik. 10.1'di, 10.2 oldu. Efendime söyleyeyim, istihdam artmış. Ya neye artmış ki? Büyüme rakamları açıklandı. Sanayi -8, -7. %0.-7'de. Yani demek ki artmadı bu iş. Detayına girdiğin zaman o işin işte 10.2 olmadığı, tam tersine olarak, yani zamana bağlı işsizlik. Zamana bağlı işsizlik nedir? Diyelim ki bir zeytin mevsimi var. Ekim'de başlıyorlar zeytin toplamaya. Aralık'ta bitiyor. İşi bu adamın. 9 ay iş yok. İşsiz. Adam yömiye gidiyor orada. Zamana bağlı eksik istihdam ve potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan toplam atıl iş gücü denir buna. Bir iş gücü var. Büyümüş, bu kadar olmuş ama bu kadar iş bulabiliyor. %23.8. O zaman demek ki Türkiye'deki işsizlik, geniş işsizlik %23.8'dir. Şimdi TÜİK niye buna az gösteriyor?
Bir, diyor ki iş ve işçi bulma kurumuna müracaat edeceksin kardeşim diyor işsizsen diyor. Edeceksin diyor, her hafta edeceksin diyor. Her hafta, her hafta edeceksin. Eğer bunu bir ay kaçırmışsan, 4 hafta arka arkaya kaçırmışsan seni iş buldu kabul ediyoruz diyor. İş buldu kabul ediyorsun ama SSK şeyi artmıyor. SGK şeyi artmıyor. Nasıl iş gücü iş bulmuş kabul ediyor? Adam bir senedir, 1,5 senedir, 2 senedir sürekli başvuruyor. Başvuruyor. Diyor ki arkadaş diyor. Çıkınca bildirirler ya diyor. 13 aydır başvuruyoruz. Bir şey yok ortalıkta diyor. Bu aileye başvurmuyorum diyor. Onu iş buldu kabul ediyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde bu yoktur. Dünyanın her yerinde şöyledir. Yaş dönemi gelir. Diyelim ki ne alırsan 22. 22 yaşına gelmiş olan insan sayısı kaç? Yeni bu yıl katılan 560 bin. SSK'da artış ne kadar? Emekli olanlara düştükten sonra artış ne kadar? Efendim mesela 210 bin. Demek ki 350 bin kişi işsiz ilave edildi. Çalışanlara oranı kaç bunun? %1. %1 ilave edersin işsiz diye bunu. Bizimkiler öyle yapmıyor. Başvuru yapmamışsan eğer oraya başvurmuyor. Başka benim çocuklarım mesela işsiz olduğu dönemlerde hiç gidip de işkura başvurmadılar. Kariyer netten ondan bundan Secret CV bilmem ne falan. Oralardan baktılar şeylere yani. Üniversiteyi bitirmiş olanların çoğu başvurmuyor oraya. Şimdi dolayısıyla işsizlik konusunda maalesef doğru bilgi verilmiyor. Türkiye'deki işsizlik oranı %23.8. Yani %25 ortalama olarak bakarsan. Yani 4 kişiden bir kişi işsizdir. Bu yokluk zamanda hayat pahalılığının bu kadar ileri gittiği bir yerde işsizliğin rakamı çok yüksek. Neden yüksek? Enflasyon da yüksek. Biz G7'lere baktığımız zaman ve G20'lere baktığımız zaman, içinde bulunduğumuz ekonomilere baktığımız zaman en yüksek enflasyon bizde. En yüksek işsizlik de bizde. Biz hani 10 yıl içerisinde 2025 yılında Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisine girecektik. İşsizlik %3'e inecekti. Enflasyon %3'e inecekti. Ne oldu? %24'te kaldı, 25'te kaldı. Demek ki söylenenlerin hiçbiri doğru değil. Yani bu tatsız konuyu açtığım için maalesef üzgünüm ama tekrar yeniliyorum. İş, çalışmak demek dünyadaki mal ve hizmet üretimine ya da ülkedeki mal ve hizmet üretimine katılmanın bir şerefi vardır. Bunun dışındaysan eğer bir iş kimse seni işe almıyorsa kendini fazlalık görürsün bu dünyada. Her türlü melanet buradan gelir. Çünkü insanlar ailesine karşı, annesine, babasına, eşine, çocuğuna, komşusuna, bilme arkadaşlarına, şuna buna karşı sabahleyin işe giden yahut vardiyeliyse akşam giden, işinden dönen bir durum olsun ister. Gelenek budur, yaşam budur. Parası da olsa çok zenginsin, çok büyük paran var. Ona rağmen sabahleyin işe giden, akşam dönen insanlar makbul insanlar kabul edilir. Mahcup olursun hepsine. Yaşamak istemezsin bu dünyada. Onun için lütfen iş adamları istihdamı azaltacağım, Türkiye'de kriz geliyor vesaire yapıyor demesinler. Mümkün olduğu kadar fazla insan çalıştırsınlar. Ne var yani? Ayda 3 milyon kazanacağına 2.800 kazanın kardeşim ya. 10 milyon kazanacağına 9 kazanın ya. 100 milyon kazanacağına 95 kazanın. Ne var yani? Her fabrika 10'ar tane fazla adam alsa 1000 fabrika alsana 10 bin kişi yeni istihdam oldu. Ailelerle birlikte bu 50 bin kişi demektir. Hem işverenlerden hem devletten böyle şeyler bekliyoruz. Yeni bir konuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Zehir oldu çay.